Arkadaşlar merhaba. 10 Aralık 2021 Cuma akşamı yabancı yarışlarda Amerika'da Gulfstream Park'tayız. Gulfstream Park'ta tam 9 koşulu bir program var ve aynen 9 koşulu duyuyu da alıyoruz birebir. Hemen Gulfstream Park'la ilgili değerlendirmelerimize geçiyoruz. Evet, arkadaşlar bazı koşular kumda, bazı koşular çimde, bazıları da sentetikte. Yani bayağı bir karıştırmışlar bu sefer artık. Kum, çim ve sentetik kum. Şimdi sentetik kumla başlıyoruz birinci koşu. Birinci Altılgayanın ilk ayağı. 20.30'da Maiden satış koşusu. Dişiler iki yaşlı İngiliz hepsi 1000 metre. Evet, burada arkadaşlar Gulfstream Park'ta 4 tane at var ki bir at 3 numaralı Mount Sinai çok ön planda Louis Hayes'le. Neden? 6 Aralık'ta 34.93'lük bir 600 metre çalışması yapmış. Ve zaten gördüğünüz gibi bir tane koşu görerek 31 handikap puanı toplamayı başarmış bir safkan bu. Arkasından 4 numaralı Splicer Emicel Jaramillos'la ve 5 numaralı We Have Had Enough Junior Alvarado'yla ve 7 numaralı arkadaşlar Love Makes Sense Angel Arroyo'yla. 103 günlük arası var ama olsun arkadaşlar. Yer olanlar 9 numaralı Bring the Wine, Miguel Angel Vazquez'de çok kötü çalışma şekli var arkadaşlar. Çok lakayt bir çalışma şekli gözüktüğü için yazmadık ama bazen böyle gösteriyorlar, tutuyorlar, farklı hale getiriyorlar olayı. 3, 4, 5 ve 7 şeklinde burayı 4 atla geçmeyi uygun buluyoruz ama 3 numara kesinlikle ihmale gelmez. Hatta yani 140'ın üzerine AGF alırsa bana göre banko dahi atılabilir. Neden olmasın? Evet. İkinci koşuya geçiyoruz. 20.58'de satış koşusu şartlı. Dişi 2 yaşlı İngilizler. 1000 metre. Yine sentetik kumdayız arkadaşlar. Bir sonraki koşu normal kum. Burada baktığımız zaman 4 numara Suzan's Novella. Evet, Suzan's Novella arkadaşlar. Tyler Gaffney'in bindi. O da çok ön planda. Neden? İki tane çalışma yapmış arka arka. 37.44'lük, 37.69'luk. İki tane 600 metre çalışması gözüküyor burada. Ve artı iki koşuyla 45 handikap puanı toplamayı başarmış. Arkasından 2 numaralı Candy Meister, Emicel Jaramillo'yla ve 3 numaralı Alaturka diyoruz. Edgar Zayas'la. Yani 4, 2 ve 3 şeklinde burayı tam 3 tane safkanla geçeceğiz. Evet, yedili plasenin başlangıç ayağındayız. Birinci altının üçüncü ayağı opsiyonel satış koşusu. Şartlı 2 yaşlı İngilizler. 1200 metre kum piste çıkacaklar. Arkadaşlar burada iki tane safkan dışına kolay kolay çıkacağını düşünmüyoruz. Çok sert gruplarda koşuyu görmüş. 5 numaralı My Prankster Louis Saez ile çok ön planda. Yani alternatif banko olarak düşünmek isteyenler rahatlıkla düşünebilirler. Burada uygun da bir grup buldu. Ama arkadaşlar çok güzel çalışmaya sahip olan bir numara var. Hey Porter Chantal Sutherland'la. Burada 36.08'lik ve en son 35.10'luk bir 600 metre sprint çalışması gözüküyor bu safkanın. Hani dileyenler bunu pas geçebilirler tabi. 64 handikap puanıyla hemen hemen en düşük yani orta handikap puanlı safkanlardan ama çalışmaları çok iyi. Bizim gözümüze battı. Biz burada 5 numaralı My Prankster'ı alternatif banko ve en büyük rakibi de 1 numarayı görüyoruz arkadaşlar. Diğer şekilde yani karar sizindir tabii ki diyoruz. Şimdi dördüncü koşuya geçtiğimiz zaman Maiden satış koşusu ikinci altılı Gayan'da böylece başlamış oluyor Maiden koşuda. İki yaşlı İngilizler 1000 metre sentetik kuma çıkacaklar. Arkadaşlar burada 4 tane at çok ön planda. 5 numaralı Sinik burada Sinik Junior Alvarado ile ilk atımız ki burada 600 metreyi 36.88'lik bir çalışmayla tamamlamış. 7 numaralı Wildcat Echo Leonard Reyes arkadaşlar. Bu Sinik'ten sonra ilk kez koşuk olmasına rağmen ilk atımız bizim Sinik. 7 numara ikinci atımız.
10 numara Road Trip to Nowhere. Tyler Gaffarano ile. O da ilk kez koşacak olmasına rağmen çalışmaları tatminkar. Ve 9 numaralı Dakota Boy. Jario Hernandez arkadaşlar. Sürpriz arayacak. 5, 7, 10 ve 9 diyoruz buraya. Bakalım nasıl bir sonuç çıkacak. Burada tabii Jupiter Rain var. Çok saklanmış gibi böyle duruyor bu. Safkan 4.lük ve 7.liği var. Dileyenler 3 numarayı da ilave edebilirler buraya arkadaşlar. Yeteri kadar tekimiz var zaten. Evet, 5, 7, 10, 9 ve artı 3 de dedik oraya. 5. koşuya geçtiğimiz zaman burada satış koşusu şartlı 3 yukarı İngilizler 1100 metre sentetik kumda. Bu 8 tane safkan. Arkadaşlar bakın normalde böyle dar gibi gözüken bir program, yani kolay gibi ama tuttu geçen gün 15 bin lira 17 bin liramız yani bir ikramiye verdi yani. Şaşkınlık içinde kaldık. Bakalım burada ne olacak. Şimdi bu ayakta bizim 3 numaralı No Name Maybe Paco Lopez'i arkadaşlar banko. Ama ne kadar güveniyorsunuz derseniz eğer yani grubun ciddi üstünde ve çalışmaları inanılmaz iyi. 182 günlük arası var sadece, yani 6 aylık bir arası var. O yüzden burada biz bunu tek veriyoruz ama AGF oranlarında eğer çok böyle rakip gibi gördüğümüz bir şey görürsek onu da premium kuponlara etkide bulunabiliriz. Her an birinci altılıyla ilgili tek değişikliğimiz olabilir. Çünkü tek birinci altıda tekimiz burada 3 numara No Name Maybe. Ciddi bir fark var çalışmalarında da. O yüzden bunu biz banko olarak atıyoruz. 6. koşuya geçtiğimiz zaman Maiden satış koşusu. Dişi hepsi. 2 yaşlı İngilizler 1700 metre. Çim piste çıkacaklar. 9 tane safkan var burada. Arkadaşlar burada bizim tek bir görüşümüz var. O da hepsi jinliği işaretlemek. 9 at var. Zaten çıkan at da oluyor. Bir de eküriler var. Burada yani 6-7 atı burada feda etmemiz lazım kupona arkadaşlar. Burada bütün atların geliri var. Ha tabii ki bir şekilde burada Lanica Stone 1 numara, 6 numara eküriler ve 9 numara Leonard Reyes'in bindiği ve ilk kez koşacak olan Musical Design Tyler Gaffarano ile tabii ki 7 ve arkasından da 4. Yani burada baktığınız zaman eleceğiniz at hemen hemen yok arkadaşlar. Eküriler olsun şey olsun hepsinin burada yer bulması gerekiyor. Burada bizim düşüncemiz hepsi işaretlemek arkadaşlar. Aksi takdirde herhalde birinci altılı buraya kadar gelip yatmak çok kötü olur. Evet, 7. koşudayız şimdi. Opsiyonel satış koşusu şartlı 3 yukarı İngilizler 1200 metre kum piste çıkıyorlar. Arkadaşlar ikinci altılıyı bağlayan banko da burada geliyor. 5 numaralı Drain the Clock Tyler Gaffar öneri. Çok net bir banko bu. Çok güvenilir bir banko. Safkan hem yarışları iyi hem aynı zamanda yani bırakın 104 gün evvel görmüş 3 ay olsun arkadaşlar. Çalışmaları 5 Aralık'ta bir şöyle bir 800 metre çalışmasını yapmış. Arkadaşlar neredeyse 600 metre çalışmasıyla karıştırıyorduk biz bunu. 45-48'lik bir 800 metre çalışması var burada. Yani yarışlarda görülen bir derece yapmış. İnanılmaz. O yüzden Drain the Clock 5 numara bizim çok net bir bankomuz. 8. koşuya baktığımız zaman opsiyonel satış koşusu şartlı dişi 3 yukarı İngilizler 1600 metre çim piste çıkacaklar. Çim koşusu izleyeceğiz. Burada da 7 atın 4'ünü veriyoruz arkadaşlar. 1 numaralı Lovely Louie Edgar Zayas'la, 3 numaralı Katama Moonlight Tyler Gaffarano ile, 4 numaralı Tech Charge Raw Luis Saez'le ve 5 numaralı Onyx Paco Lopez arkadaşlar. 1, 3, 4 ve 5 şeklinde 4 atla geçiyoruz sonaya. 9. koşu Maiden satış koşusu dişi 2 yaşlı İngilizler 1670 metre sentetik kum. Arkadaşlar burada da tam 6 atla geçeceğiz burayı. 5 numaralı Kagua Ronnie Betancourt'la, 7 numaralı Yo-Yo Moon Tyler Gaffarano'yla ki bu dikkat çekici bir 600 metre sprinti var, onu paylaşayım sizle. Her ne kadar 0 derecesiz gözükse de 600 metre sprintini Aralık ayında 35-35'lik bir 600 metre sprinti yapmış. Gayet iyi bir sprint. 12 numaralı Charlotte Way Julian Leparux'da. 14 numaralı Paintbrush veya 15 numaralı Brain Trust Chatham Sunderland biniyor ikisini. Hangisi binerse onu yazacağız arkadaşlar. 14 ve 15'ten bir tanesini yazacağız. 8 numaralı Amazing Queen Leonel Reyes.
ve 3 numaralı No Nanette No, Louis Sayez'le. Evet. Burada 5 numaranın bir dominant durumu olacaktır. Arkasından 5 dedik, 7, 12, 14 veya 15, 8 ve 3 dedik arkadaşlar buraya. Tabii burada Amazing Queen, bu Mucho Macho Man yavrusu da bugün iyi bir koşu gösterebilir diyoruz. Arkadaşlar, Gulfstream Park'la ilgili görüşlerimizi burada sonlandırıyoruz. Tüm diğer videolarımız da yayında zaten. Deville olsun, diğer Moon Valley olsun, Mooney Valley ve İzmir ve Kocaeli videolarımız da yayında. İyi bir cuma akşamı geçirmeniz dileğiyle, her şey gönlünüze göre olsun. İyi hafta sonlarına giriş olsun diyelim. Herkese bol şans arkadaşlar. Hoşçakalın.